Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Şöyle tığımın numarasını göstererek başlayayım. Yine size çok güzel bir model hazırladım. Hem çimeni hem de çiçeği takım olan bir model hazırladım. Şöyle arkadaşlar modelim bakın bu şekilde. Şu kenar kısmındaki kirpiklere uygun olsun diye bu çiçekleri tercih ettim. Çok hoş oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bakın sık da değil, gayet orta derece sıklıkta. Eğer siz saat sık diyorsanız buraya 3 zincirden oluşan 5 kirpik veya 5 zincirden oluşan 5 kirpik yaparak bir tane atlayıp bir tane bu e, kelebeklerden minik kelebeklerden kondurabilirsiniz. Ben kelebeğe benzettim böyle. Bu şekilde hani e, ilkokulda saçımıza takardık böyle atkuyruğunun üstüne kurdale. Onun gibi böyle tepesine kurdaleleri kondurduk veya hatta minik kelebekleri kondurduk bu şekilde çok hoş bir model olduğunu düşünüyorum İnşallah siz de benim gibi aynı düşüncedesinizdir Evet şöyle bir de sallantılı haline bakalım arkadaşlar evet. şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Tülbentimizin tığlama işlemlerini yaptık. Şöyle ilk başlar gibi başlayacağız. Herhangi bir tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz bir tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım hemen boş olan tığ battığının içine giriyorum 1 2 ve 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım şimdi üzerine iki tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım trabzanımın içine giriyorum 2 2 alarak şöyle iki tane trabzan yaptım yaprağın yapılışına bu şekilde başlıyoruz bir defa tığımı doladım Hemen 1 2 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Aynı yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 4. trabzanımız oldu. Tekrar 2 defa doladım. Yuvaya girdim. Şimdi 4 seferde 1 2 2 ve 2 alarak bu şekilde bakın şöyle damlacık görünümlü bir yaprak yapıyoruz. 3 defa tığımı doladım. 6. trabzanımızda 3 defaya geldik. 2 2 2 son 2. Bakın. Şöyle hafif hafif uzatıyorum. Damlacık görünümü veriyorum yaprağıma. Son olarak yine 3 defa dolayıp 7. trabzanımı da Aynı yuva şöyle 1 2 2 2 ve 2 olarak aldı. Bu yaprağın özelliği bu arkadaşlar. Şöyle küt değil de damlacık görünümü verilince bu yaprak oluşmuş oluyor ve toplamda da 7 tane tırabzan yaptık. 2 zincirle başlayıp onu bir tırabzan saydım. Son 3 dolamayı da 1 2 2 olarak bu şekilde çıkardım. 6 tane zincir çekiyorum ve son yapmış olduğum bu trabzanımı aralayıp arasına bir tane bu çiçeğim için yuva hazırladım 4 defa tığımı doladım bakın tomurcuktan sonra tığımı 4 defa doladım 4. tığ battı ya 1 2 3 ve 4 4 dolamayı 4. tığ battı ya 1 2 şöyle birazcık daha uzun alabiliriz. 2 2 ve başa kadar bu şekilde bakın. Uzun bir trabzanımız oldu bu şekilde. Şimdi iki tane zincir çekip bu yapmış olduğum trabzana minik minik bu şekilde kirpikler yapacağız. 1 2 zincir şöyle bakın trabzana kenarına bu şekilde sık iğne ile sabitleyerek minik kirpikler yapacağız şu şekilde tutayım daha net gözüksün şöyle 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 şöyle 2 zincir 7 ve 2 zincir 8 toplamda 8 tane bu şekilde İkişer zincirli kirpikler yapıyoruz şöyle Bismillah diyelim sonuncu kirpiğimizi de kapattık şimdi aynı tığ battıya değil trabzan yaptığımıza değil bir sonrakine bu şekilde kapatıyorum sık iğnemi bir sabitliyorum yine dibine şöyle bir zincirimizi çekip bakalım bakın bu şekilde bir artma işlemi yapıyoruz kenar suyuna da teker bir tane daha yapalım bir zincirin üzerine bir dolama ve yandaki boşluğu battıya 1 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım 2 zincirimi çektim bir defa tığımı doladım aynı yuvaya giriyorum şöyle iki yani trabzan olan yuvaya e, trabzanımı yuva ediniyorum zincirimle beraber iki tane trabzanım oldu bir defa doladım yuvaya giriyorum 1 2 ve 2 bakın iki seferde aldım Üçüncü trabzanımı da üç seferde iki defa doladım. Hemen ilk alımımı iki iki yapıyorum. Bu iki dolamada şöyle iki tekrar iki defa doluyorum. Bu sefer bir olarak alıyorum dip kısmını bir iki iki ve iki beşinci trabzanımızı bu şekilde yaptık. Tekrar şimdi 3 defa dolamaya geçiyorum. 6. trabzanın bu şekilde 2 2 2 ve 2 olarak bakın. Bir ton daha şöyle damlacık görünümü olsun, küt değil. 3 defa doluyorum. Trabzanıma şöyle bir şöyle 2 şöyle 2 ve 2 ve 2. Bir tık bir tık uzatarak bu şekilde yaprağımızı yaptık şimdi altı tane zincir çekiyorum ve son yaptığım trabzanımı aralayıp buraya tomurcuk olarak kapattım bu şekilde tığımızın başını dört defa doluyoruz dördüncü tığ vattıya girip şöyle 1 2 iki 2 2 alarak kapatıyorum en son bu şekilde şimdi üzerine iki tane zincir çekiyorum bakın uzun bir trabzan yaptık şöyle ikişer kirpikle bu trabzanın üzerini süsleyeceğiz iki zincirimi çektim şöyle ikinci tığ battı mı iki zincir üçüncü tığ battığı iki zincir dördüncü 2 zincir 5. 2 zincir 6. 7. 2 zincir ve 8. Bu şekilde kenarlarını kirpikle doldurduk sıkı sıkı. Trabzan yaptığımıza değil bir sonrakine bu şekilde dibine hemen bir zincirimi çekip bir defa doluyorum şöyle 1 2 iki alarak trabzan yapıyorum bakın bu şekilde aynı bu yaprağımızı yapıp kenarına da bu şekilde 8 kirpikten süslediğimiz trabzanı yapacağız şöyle bombili bir şekilde devam edecek bu sıra şimdi biz çiçeğimizin yapılışına geçelim Evet şimdi bu altı zincirden yapmış olduğumuz yuvanın içine girerek ipimi buraya sık iğne ile sabitledim İki tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yuvaya girdim şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım hemen tepesine 4 zincirimi çekip tomurcuk yapacağım buraya kapatıyorum amacıyım. 1 2 zincir. Direkt yuvaya sık iğne ile sabitledim 2 zincirim Bu şekilde bir minik çiçek oluşturacağız. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi buradaki 4 zincirden yaptığımız bu minik tomurcuğun içine sık iğne ile sabitleyip Şöyle iki tane zincir çektim. Düz yüzüne döndük. Bakın. Bu çektiğimiz 5 zincirin içine ikişer zincirde bu şekilde kirpikler oluşturacağız. Takım dediğim yer burası çimeniyle ile 2 3 4 2 zincir şöyle trabzanın arasına kapat 5 6 ve 2 zincir 7 7 tane şöyle sıkı sıkı bombili olacak şekilde doldurdum bakın şöyle sıkıştırarak 2 zincirimi doldurdum yuvaya giriyorum yeşil yuvada sık iğne ile sabitliyorum bakın bu şekilde ilkini yaptık bunun yanına bir tane daha yapacağız şöyle iki tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yuvaya girdim şöyle iki iki olarak aldım bir iki üç ve dört dört zincirimi kapatıyorum buraya trabzanımın arasına şöyle iki zincirimi çektim hemen yeşil yuvaya giriyorum sık iğne ile sabit Evet bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir ters tarafına dönüp bu 4 zincirimin içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Döndüm düz tarafına. Şöyle 5 zinciri aralayıp 2 zinciri kapattım. 2 zincir çekiyorum. Arasına girip kapattım. 2 zincir şöyle 3 2 zincir 4 2 zincir 5 6 2 zincir 7 Şöyle sıkıştırarak geriye doğru çekerek 2 zincirde bu şekilde bakın minik minik kirpikler oluşturdum. Ve son 7'ye tamamlanınca da yeşil yuvaya hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile sabitleyip şöyle dibine de bir tane zincir çektim. Bugün Ankara yine kapalı arkadaşlar. Işıklar açmama rağmen bu kadar oluyor. İnşallah anlaşılır güzel bir çekimde oluyordur. Şu ipleri hemen yakıp geliyorum. Bir tane de Eflatun deneyelim şöyle. Bakın. Alt zincirimizin içine sık iğne ile girip sabitliyorum. Üzerine iki tane zincir çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvamın içine giriyorum. Şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Trabzanımın arasına girip bu 4 zinciri kapatıyorum. 1 2 zincir yeşil yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Döndüm şöyle. bakın ucunun tepe kısmından sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çektim. Şöyle düz tarafına döndüm. Kapattım burayı. 2 zincir çektim. Kapatıyorum. 2 zincir kapattım 2 zincir çekiyorum şöyle 4 5 6 ve 7 7 tane kişer zincirli kirpi şöyle Bakın sıkı sıkı doldurdum. Hiç arasına zincir çekmeden direkt sık iğne ile buraya sabitledim. Bu şekilde. 1 2 zincir bir defa doladım. Yine aynı işlemi buraya da yapıyorum. 2 2 alarak trabzanımı yaptım. 5 zincir pardon 4 zincir kapatıyorum. 2 zincir yeşil yuvaya sık iğne ile Şimdi bunun üzerine 5 zincir çekip ters tarafından bu 4 zincirli tomurcuğu kapattım. 2 zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafında düz tarafına 2 zincirle döndüm. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. 2 zincir trabzanın arasına girip bu şekilde 7 tane böyle sıkıştırarak kirpikler yapacağız. 2 zincir şöyle 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir çekiyorum 6 2 zincir 7 yuvanın içine girip sabitledim ve yeşil yuvada da sık iğne ile bu şekilde giriyorum üzerine bir zincir Evet eflatınımızı da bitirdik bu şekilde şöyle hemen yine ipleri yakıp şöyle temizleyip gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz modelimiz bu şekilde bakın şöyle çok hoş çok zarif oldu İsterseniz bunu şöyle sağa doğru meylettirerek şöyle yan bakmasını da sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekil. Evet, modelim bu. Ve hatta demin de söylemiştim başında. Şöyle bir tane kirpik, bir tane kelebek yaparak da ara boşluğunu 5 zincirli 5 kirpikle yapabilirsiniz. Eğer şayet siz bu modelime sık diyorsanız. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir de sallantılı haline de bakıtayım. Sanki bu şekil ışık daha güzel gibi yansıdı arkadaşlar. Bakın burasının ışığı sanki daha iyi göründü. Sabah beri karanlıkta video çekiyor gibi hissettim kendime Işıkları açmama rağmen. Evet. Şöyle bir de flashlı bakalım. Flashlı belki daha bugün hava çok kapalı karanlık. Evet, modelim bu. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle. Çünkü arkadaşlar sizin beğeni ve yorumlarınız YouTube'da önermelerde ön plana çıkarıyor. O yüzden beğenileriniz ve yorumlarınız değerli videolarım için. Modelim bu. yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Emeklerim için de tekrar beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.